Vallahi bir kere Müslüman bir Roma olurdu herhalde ama şimdi Fatih'in Müslümanlığı dahi tartışılıyor biliyorsunuz. Bilmiyorum. Evet yani... Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. İstanbul'un Fatihi, Yüce Fatih Sultan Mehmet'in Müslümanlık tartışmalarını, İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün açıklamalarıyla açıklığa kavuşturmayı hedefliyoruz. İyi seyirler. Fatih'in inancı, diniyesi, ateizmi veya inanırlığı hakkında bir şey duyamadım. Kulağım öyle bir şey demiyor zaten. Ödemiyorum abi. Şey yani ödemiyorum abi. Şey yani. Sekreterine demiş, ben demişti Muhammed'in dediklerine inanmıyorum demiş. Bunu söyleyen de Bayezid'in kendisi, oğlu. Bunu Ahmet Hakan, ya sen ne uyduruyorsun, bunun belgesi var mı dedi. Ben belgesini çıkardım, gösterdim. Sonra da sağ olsun köşesinde, canım jeoloji nasıl yapılır bilmiyorum ama tarih sırf belgeyle yapılmaz. Başka türlü nasıl yapılır tarih? Yani evet. Celal Bey'in geçen haftaki röportajıyla ilgili fikriniz var mı? Ben bu sabah şeyden seyrettim. Gösterdiler. Fatih'in inancı, diniyesi, ateizmi veya inanırlığı hakkında bir şey duyamadım. Kulağım öyle bir şey demiyor zaten. Ödemiyorum abi. Öyle bir şey demiyor zaten. Niye kıyamet koparıyorlar o zaman? Niye kıyamet koparanların bir tanesi bile o programı seyrettiyse ben ne olayım? Hayır, niye koparıyor? Yani ne için bak, bu ahlaksız. Şimdi bak ortada öyle git. Sen Maria Angelello, Fatih'in sekreteri. Yani Fatih'in yabancı ülkelerle olan mektuplaşmalarında mektupları yazan adam. Sürekli Fatih'le beraber. O diyor ki, bana diyor Bayezid, dedi ki diyor, patron babammış. Ama babam Muhammed'in dediklerine inanmaz. Angelello da ilave ediyor. Bence diyor bu adam diyor hiçbir şeye inanmıyor. Çok benzer bir lafı Fatih'in analığı olan Maria'nın evinde büyümüş bir Bizanslı da söylüyor. O da diyor ki yani diyor konuşulan diyor Fatih diyor hiçbir şeye inanmayan bir adam. Şimdi bu doğru mu değil mi tabi bilemeyiz. Herkes diyor ki efendim işte Fatih namaz kıldırdı bilmem ne yapıyor. Tabi yapar. Bu adam politikacı. Halkına, halkının görmek, duymak istediği şeyleri veren bir adam. Mesela en güzel örneklerden biri Timur Lenk. Değil mi? Timur ne zaman Sünnilere karşı savaşmıştı? Ben Hasan Hüseyin'in hakkını müdafaa ediyorum. Ne zaman Şiilere karşı savaşmıştı? Ben Sünnileri müdafaa ediyorum. Değil mi? Halbuki hiç kendisine alakası yok bunlar. Bunlar kullanıyor. Dinleri kullanıyor. Şimdi Fatih inançlı bir adam mıydı? Bunu bilemeyiz. Mümkün değil. Fatih'in yanında değiliz. Ama şunu unutmayalım. Fatih'in kütüphanecisi Fatih öldükten sonra dinsizlikten oğlu tarafından astırılmıştır. Şeyde, Sultanahmet'te Lütfi, meşhur Sarı Lütfi astırılmıştır. Lütfi ciddi bir matematikçi. Ve Adnan adı var kitabında, diyor ki Lütfi Osmanlı'nın ilk bilim şehidi. Derdim sağ olsun, bu da kontrol etti bilim. Sonuç olarak senin dediğin, sen Hristiyan'dı, şuydu. Tövbe ya. Öyle bir şeyler olmaz. Halifedir. Devletin reisidir, halifedir. Efendime söyleyeyim, böyle maceralara girecek bir durumu yoktur. Hurufiliğe düşkündür. Bu kabul edilir. Lakin bir gün Lütfi bir taşın üstüne çıkmış kütüphanede kitap alıyor yukarıda. Fatih demiş, ne yaptın Lütfi demiş. Hayır ola hünkârım demiş, kitap alıyorsun. Ya demiş, üstüne bastığın şeye bak. Demiş, düz mermer. Hünkârım demiş. Yahu demiş, o demiş, İsa babamızın demiş. Göğe çıktığı merdiven. Aa, bakmış ki Lütfi dalga geçiyor padişah. Birkaç gün sonra kirli bir toz bezi bulmuş. Fatih köşede okurken gitmiş, kucağına bırakmış. Fatih, ne yapıyorsun Lütfi demiş. Aman hünkârım. İsa babamızın kundağıydı o. Karşısına alıyor, dinler hakkında tartışma yapıyor. Niye yaptı? Tartışın. Fatih zamanının uygarlığını anlamaya çalıştı. Sadece kendi milletinin içinde yaşadığı kültürü değil, Avrupa kültürünü anlamaya çalıştı.
Oradan adamlar getirmiş, resmini yaptırmış. Madalyonlar bastırmış kendisine. Değil mi? Saraya resimler yaptırmış duvarlara. Freskler yaptırmış. İki tane çok büyük adam. Biri Fatih Sultan Mehmet, öteki Mustafa Kemal Atatürk. Çok birbirine benzeyen iki adam. Çok kötü şeyler öğretiyorlar sağdan soldan. Fatih ölürken Müslüman mı ölmüş, Hristiyan mı diye soruyor gibi bir sorunun yani saçma bir şey olamaz. Yani adam bir padişahın oğlu ve hilafet bize Yavuz Sultan Selim'le gelmedi. Var o ünvan eskiden de. En azından kaynaklarda bunu görürsünüz. Fatih'e Hristiyanlık yanlış araştırıyorlar. Bir takım arkadaşlar da var. Fatih'in Müslüman olması onları rahatsız ediyor ne hikmetse. Böyle şeyler yatıştırıyorlar. Eğitimin çok düşük olduğu lise muhitlerinde ve iletişimin böyle mektebin dışında çok yaygın olduğu kasaba hayatında bunlar genç dimağlara sokuluyor. Bu yanlış bir tarihtir. Ben